Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin hazırlayıp sunduğu Esnafın Gerçeğinden, kanal ve ekranlarından herkese merhaba. Bu hafta Antalya merkezdeyiz. Bu güzel havayı değerlendirelim dedik Esnafın Gerçeği olarak. Ve gördüğünüz gibi dünyanın en güzel sahilinden size sesleniyorum. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği biliyorsunuz 4 yıldır bu programı gerçekleştirmemizde bize büyük yardımları dokundu. Ve çok büyük bir kurum olan, esnafların çok büyük bir topluluğu olan ve ahilik geleneğiyle bugüne kadar esnaflarımızın yanında olan bir kuruluşu simgelediğim için bana ne mutlu diyorum ve bu programı hazırlamamda bana çok büyük yardımları olan arkadaşlarım, mesai arkadaşlarım ve birlik başkanım, herkese çok teşekkürler. 2016 yılı esnafa neler getirecek? Tabii geçmişte yaşadığımız bir takım sorunlar 2016 yılında inşallah çözülür diye bekliyoruz. Biliyorsunuz Antalya Esnaf Odalar Birliği 75 odasıyla ilçe ve merkezde olmak üzere ve 76.400 üyesiyle vatandaşlarımıza burada kendi alın terinleriyle hizmet vermekteler. Sorunlar çok. Tabii bunun yanında, sorunların yanında yaşadıkları ortamlar, yaşadıkları hayat şartları ve şu anda biliyorsunuz Türkiye'nin de zor durumda olduğu bu günlerde çok sıkıntılar yaşıyorlar. Geçen haftaki programlarımızda yine bu şekilde sıkıntılardan bahsettik ama biz 2016 yılının esnafa neler getireceğini, esnafların beklentilerini, bunları görüşmek üzere merkezin nabzını tutalım dedik. Size buradan Antalya'nın en güzel sahili Konya altından, kanal ve ekranlarından, esnafın gerçeğinden ayrılmayın diyorum. Evet, ilk esnafımızı ziyaret etmek için geldik. İlk mesleğimiz kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerden birisi olan ayakkabı tamirciliği. Ne kadar kaybolmaya yüz tutsa da biraz önce gelen müşterilerden aldığım kanaat mesleğimiz kaybolmayacak. Değil mi ustam? Evet, aynen. Tanıyalım ustam sizi. Ben ismim Mehmet Şirin. Mehmet Şirin. Evet. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz aşağı yukarı? Aşağı yukarı 35 yıldır bu işi yapıyorum. Bir ömür? Evet. Maşallah. Peki yani ailenizde yapan var mıydı? Heves mi ettiniz? Ne yaptınız? Çıraklıktan yetiştim ben. Kendi mesleğimi kendime öğrendim yani. O şekilde devam ettik. Bugüne geldik yani. Ustanız yaşıyor mu? Ustamız maalesef. Sizler ömür. Rahmetine gitti. Evet. Başınız sağ olsun. Ve bayağı bir uzun çıraklık dönemi geçirmişsinizdir. Evet. İhtimalen. Çünkü küçük yaşta başlayıp bu işe başladığınız zaman aradan uzun yıllar geçiyor ve öyle ustalaşıyorsunuz. Kolay bir şey değil yani. Aynen. Yaklaşık işte 6 yıl ben bir yerde çalıştım. Çıraklık dönemi ve kalfalık dönemi. Ondan sonra usta oldum işte. Bir 6 yılımı aldı usta oldum. Değil mi? Usta olmam için bir 6 yılımı aldı, evet. Çoluk çocuk var mı? Çoluk çocuk 4 tane. Ellerinizden öper, Allah evet. Bağışlasın. Tabii buradan kazandığınız. Çünkü benim burada asıl durmak istediğim nokta kaybolmayı tutmuş meslek ama aza kanaat ederek, bu işi yaparak evet. Ve ailesini geçindirerek bu zamana kadar geldiniz. Elhamdülillah, yani bu zamana kadar el emeğimizle geldik yani. Peki ne diyorsunuz? Piyasanın durumu nedir şu anda? Piyasanın durumu işte, piyasada çok ucuz ayakkabılar çıktı piyasa yani. Bizim mesleği o yüzden bayağı bir etkiledi yani. Eskiden mesela hep kösele giyilirdi. Şöyle köseledi mesela, bu ayakkabının altı köseledir. Evet. Köselerde evet. Genelde hep tamir falan çıkardı yani. Tamir hiç mesela topuk olurdu, pençe olurdu. Sık sık tamir çıkardı yani. Şimdi genelde hep hazır taban, şöyle hazır taban olduğu için pek fazla aşırma olmuyor. O yüzden bizim fazlayla işimiz çıkmıyor yani. Ama şimdi bu tabanlar sağlıklı değil, değil mi? Yani tabii ileride... en sağlıklı olan kösele yani. Ayak sağlığı için. Ayak sağlığı tabii. Gerçek deri mesela, şimdiki deriler hep suni deri yani mesela. Var mı elinizde bir örneği suni deri? Mesela bir bakalım şu, şöyle. Şu suni deri bu. Suni deri ve bu da mı tamire geldi? Ha, tamire gelmiş, burası yırtılmış, burayı tamir yapacağız yani. Ben şarkı ne kadardır böyle bir çizme? Şimdi bu gerçek deri. Bu gerçek deri. Deli zaten. Dokunduğunuz zaman sen hissedersin bak.
Evet ustam. Şimdi tamirat var elinizde ve evet, hakikaten geldim geleli de bayağı yoğunsunuz. Şimdi deri ile gerçek deri arasında bunu konuşalım. Yani deri hava alır. Gerçek deri hava alır. Mesela suni deri fark olmuyor tabii. Hava almıyor mesela. Ayakkabı içinde biraz kaldığı zaman ister istemez terliyor. Terlediği zaman da koku yapıyor yani. Koku yapıyor. Tabii koku yapıyor. Sadece koku da değil yani ayak sağlığı için mantar, egzama aynen. değil mi? Tabii. Bunları da yapıyor. Peki aynen. Siz gelen müşterilere bunlar hakkında bilgi veriyorsunuzdur tabii ki, uyarıyorsunuzdur. Tabii bildiğimiz müşterilere söylüyoruz yani genelde. Yani. Evet. Şimdi biraz önce bir müşteri geldi. Ben hı-hı, ustam gerçi fazla konuşmayı sevmiyor gerçi de. Demin bir müşterim geldi bayanlar. Hı-hı. Çanta yaptırıyorlarmış. İşte dedim memnun musunuz ustam falan hani bir espri yapayım dedim. Hı-hı. Ya dedi ustam yaşasın dedi. Biz dedi gelip burada dedi tamir işlerimizi gelip ustamıza yaptırıyoruz dedi. Peki dedim hani nasıl dedim. Biz dedi ucuza almıyoruz ki dedi. Kaliteli mal alıyoruz dedi. Kaliteli hı-hı, ayakkabı, kaliteli çanta alıyoruz dedi. Bunların da küçücük bir arızası olduğu zaman ustam çok iyi bakıyor dedi. Aynen doğru. Doğru söylemişim. Doğru. Biraz dedikodu yapmışız sizin hakkınızda. Evet gelelim tamirat işi. Kış geldi. Kışın daha mı çok olur? Kışın tamir genelde için bizim işler daha çok olur. Tabii yazın burası sıcak memleket dolu için yaz genelde hep terlik giyiliyor burada, sandalet giyiliyor. O yüzden pek fazla ile tamiri çıkmıyor sandalete terliğin. Kışın daha iyi olur bizim işler burada tabii. Ben şurada bir şey gördüm pardon. Taklit herhalde değil mi? Bildiğimiz spor ayakkabı. Bunlar normal spor ayakkabımız. Normal kaliteli bir ayakkabı yani. Ha kaliteli bu da. Peki neyi vardı bunu getirdi çocuk? Onun bir hafiften bir yan tarafında bir yırtılma vardı. Onu şöyle şurasında. Ha kumaşını diktiniz. Kumaşını dikeceğiz yani. Yama attım içeride bir destek koydum. Şöyle deri de koydum altına. Şimdi üstten de bir öreceğim bunu. Öreceğim. Evet. Ve şey de durur yani. Çirkin de durmaz. Yok çirkin de durmaz tabii. Güzel. Evet ustam 2015 yılı bitti. 2016 yılına girdik. Esnaflar neler bekliyor? Bilhassa sizin mesleğinizde olan esnaflar. Evet neler bekliyoruz? Ustam neler bekliyoruz ustam? İyileştirmeler bekliyoruz. Ne bekliyoruz? Ne gibi iyileştirmeler bekliyoruz mesela? İyileştirme bekliyoruz. Esnaflar için birçok şeylerin çıkmasını istiyorsunuz tabii ki planlanan. Hani işte asgari ne bileyim asgari esnafın evet, yani, olanması. Yani. Değil mi? Aynen abi. Evet esnafımız dediğim gibi hem iş var hem de sağ olsun yine de bizimle ilgilendi ve çok teşekkür ederiz çay ikramı için de. Ben esnafıma kolay gelsin diyorum. İnşallah bu yeni yıl yeni umutlarla birlikte size İnşallah gelir diyorum. İnşallah hep beraber. Çok sağ olun. Esnafın gerçeği devam ediyor Kanal V ekranlarında. Antalya merkezdeyiz ve Toros Mahallesi'ndeyiz. Toros Mahallesi'ndeyiz ve hareketli işlek bir cadde. Kesinlikle. Bizim burası Toros'un 15. caddesi. Çok yoğun çalışan bir caddemiz burası. Halkımız sağ olsun çok cana yakın. Özellikle Toros Mahallesi'nin, Konyaaltı'nın kesinlikle. Konyaaltı da bir ayrı bir zaten Konyaaltı, bir şey var, değil mi? Kesinlikle Antalya dünya çapında bir cennet ama Konyaaltı da Antalya cennet yapan ikinci bir Konyaaltı. Antalya'ya tab katkı sağlayan. Ben isminizi rica ederim. Adım Barış Ceyhan benim. Barış Bey. Evet. Kolay gelsin. Teşekkür diyeyim. Ediyorum. Bizi sabah sabah misafir ettiniz. Çok sağ olun. Ve çilingircilik mesleği. Bunun yanında başka meslekler. Kesinlikle. Evet. Değil mi? Tabii. Çilingir. Neler? Çilingir yapıyoruz. Yanı sıra elektrik tesisatı, uydu montajı, su tesisatı, güneş enerjisi. 8 yıldır bu caddede bu mahalleye hizmet etmekteyiz. Çilingirimiz 24 saat olmak üzere birçok meslek dalında aynen telefona direkt cevap veriyoruz. 24 saat. Tabii. Evet 24 saat. Telefonu sürekli açık. Sürekli 24 saat açık. Zaten mahallemiz bizi tanır. Neler oluyor peki çilingir hattında diyeyim yani şimdi tabii ki sokakta kalıyorsun anahtarı içeride unutuyoruz işte ne bileyim anahtar tutmuyor veya değiştirme evet, gerekiyor veya hırsızlara karşı önlem almak gerekiyor. Neler oluyor çilingircilik mesleğinde? Tabiri caizse zaten hırsıza kilit yok ama tabii güvenlik çok önemli.
Çilingir zaten başlı başına adı üstünde çilingir olduğu için dalgınlıkla siz bile bazen sabah iş telaşı, okul telaşı, evden çıkıp antrenmanı unutuyorsunuz. Ne oluyor? İşte bizim barış ustamız var, nasıl gece de geliyor diye. Biz gece gidip siz işten döndüğünüzde kapını zaten açıyoruz. Sorunsuz bir şekilde, kapıya zarar vermeden, hiçbir şekilde. Nelere dikkat etmek gerekiyor? Yani vatandaşlar biliyorsunuz geçen sene de ben bir program yapmıştım. Evet. Son yıllarda sahte çilingirciler gidip kapıyı açma bahanesiyle hırsızlık olayları, bunlar yani bayağı bir yaygınlaşmıştı bir dönem. Bu çok önemli. İyi bir konuya değindiniz aslında. Birçok kapıda, birçok apartmanda gayrimeşru çilingircilerin anahtarın telefonları var. Mümkünse çağıracaklar çilingirin kesinlikle kayıtlı olması ve sabit dükkan olması şart. Değil mi? Tabii, çünkü yoksa apartmanınıza gidiyor, dışarıda kalıyorsunuz, orada telefon numarası var, arıyorsunuz ama kim? Adresi yok, sabit telefonu yok. Bunlar çok önemli. Kesinlikle güvenilir bir yerde çağırmaları gerekiyor. Bu herkes için çok önemli nokta ki hele bugünümüzde kimsenin kimseye güvenecek bir ortam kalmamış. Kesinlikle bu çok önemli. İyi bir konu dediniz aslında. Sabit adres. Önemli. Tanıdıkları çilingir çok önemli. Çilingircilik mesleğinde sabit adres çok önemli. İnsanların daha güvenli bir şekilde kapılarını açtırması için. Çok tabii, doğru. Kesinlikle. Buradan da bunu çıkardık. Evet. Peki 2015 bitti. 2016 yılı geldi. Evet. Neler bekliyorsunuz 2016 yılında? 2016'da neler bekliyoruz? 2015'e bakarsak, geçmişe bakarsak çok şehitli, çok gözyaşlı, çok kanlı. Yani içten içe kaybettiğimiz bir yıl oldu bu yıl. Temennimiz nedir? 2016 yılının bunların unutulması, daha hoşgörülü, daha güler yüzlü, şehitsiz, kansız, terörsüz, kardeş kardeşe yaşayacak bir ülke bekliyorum. Değil mi? Kesinlikle. İşlerimizin de daha da güzel olması. Kesinlikle, kesinlikle. İşler herkesin temennisi zaten. Değil mi? İş olmazsa bundan hiçbir zaten olmuyor. Bu zor günleri biraz da bir nebze olsa bu yaptığımız işler içimizi rahatlatıyor. Tabii. Ve işleriniz yoğun. Çok şükür. Sıkıntımız çok yok. Güzel. Evet. Ben çok teşekkür ederim esnafıma. 2016 yılı inşallah herkes için hayırlı uğurlu olsun. Amin. Tüm vatanımız.